öğle vakti tam güneşin altında, böyle bir çadırın altında uyuyunca, görüyorsunuz şurada uyuyan bir vatandaşı, böyle kısık ateşte kendi yağında, suyunda yavaş yavaş pişen yemekler gibi oluyorsunuz ve tabii bu lezzetinden yenilmez bir kıvama gelmiş olacağınız anlamına da geliyor. O yüzden az sonra dalacağız, şurada pişmekte olan çocuğa dalacağız çok fena. Bakın annesi dalmaya başladı. Ben inelim mayala dolaşayım orada. Tamam. Belki mayalı. Belki girersin bir ara. Tamam. Keşke nikah sesini güzelce kenarlarını düzeltsin. Buraya gözle gideceğiz. Buradan da dişleri yapacağız. Evet, daha burada kalmamalı. Bozmadı. Verir misin çocuğu? Yarın gelirken getiririz. Çocuklarımları birleştirmeye çalışıyoruz. Bir dal parçasıyla bunun altına ismini yaz. Ben bunu ağaca asacağım. Kaseyi bozuk mu yapalım? Hayır, sivri bir şeyle daha güzel. Çamur mu istiyorsun? Poket, şu parmak üzeri şuralarına biraz şekil ver. Bu kampta çok enteresan şahsiyetlerle karşılaşıyorum. Mesela bakın, hiçbir beyaz duvarı boş bırakmayan birisi. Kolay gelsin. Merhaba. Gökçe. Kendisi bir illüstratör demek herhalde en genel tabirim, evet, olacak. Evet. İllüstratör, çizer. İllüstratör. Burada da güya tatil yapıyor. Böyle tatil mi? Tam tatilimin ortasında burada bomboş beyaz bir duvar görünce dayanamadım. Denize gitmek yerine. Buraya bir cadı çizmenin uygun olabileceğini düşündüm. Evet. Bu cadı daha önceden benim Süper Penguen dergisinde Gizem Çizgiler dosyası bölümünde çizdiğim karakterlerden bir tanesi. Hı hı. O zaman bunu artık video formatında da özellikle gençlerin ilgisini çekecek şekilde aktarmakta bence büyük fayda var. Tamam. Tamam. Sözümüzü aldık Sofi. Bak Gökçe abin artık YouTube'dan da bu tür şeyler öğretecekmiş. Ama biz şanslıyız çünkü şimdi öğleden sonra atölye yapacak Sofi. Susadın mı? Bu kadar konuşmadan seni çıkarttığın şey susamak mı? İmaj hiçbir şeydir. Susuzluk her şey. Bak şimdi bu cadıya ben biraz ses ekleyeceğim. Ses fakat, mi? Evet. Buraya yazacağım yazının cadıya uygun olması gerekiyor. Onun için de yani normalde cadıların sesi biraz tiz olur böyle diye. Bunu da benim çizgiyle ifade etmem gerekiyor. Onun için de böyle titreşen ince uzun çizgiler kullanacağım. Böylece buraya bir nihohaha yazacağım ama onları titreşerek, titreştirerek yazacağım. Sen bak daha okuma yazmayı bile bilmiyorsun ama bu tür şeyleri görünce anlayabiliyorsun. İşte bak bu çizerlerin bir başarısı. Çünkü çok daha evrensel bir dil kullanıyorlar arada. Mesela tuvaletinkine onu konuşuyor gibi yapabiliriz. Evet, tabii. Çizgileri kullanmak daha doğru bir şey. Beni bu konuda uyardığın için teşekkür ederim. Yoksa çocuklar gerçekten ondan korkudan patlarlar. Evet. İçeride cadı mı var zannederler. Değil mi? Evet. Bir de bak bunlara da hız çizgisi diyorum. En güzel şey var. 6, 7, 8, 9, 10. 10 parmağımız var. Mesela benim acaba duruyor. Biz yanlışlıkla tatil kampı yerine galiba sanat kampına geldik. Burada benim dışımda herkes sanatçı. Herkes sanat eseri üretmekle meşgul. Burada yanımızda bir hanımefendiyi görüyorum. Merhaba. Siz de mi sanatçısınız? Yok estağfurullah. Ne yaptınız efendim? Şöyle zeytinlikler yaptım. Şöyle bir kase yaptım. Bir de böyle kalp yaptım. Hani evlilik yıldırımımız falan. Nefis bir hakiki Pokemon örneği. Ama canavar kılıcı bandana. Ben de buldum sayılır ama gerçek değil. Çamurdan. Çamurdan mı, hamurdan mı? Çamurdan. Hangisi? Şu. İşte çamurdan bir hakiki Pokemon. O kadar popüler ki burada çamurdan heykellerini yapıyorlar. Baba, benim sanat eserlerimi çeker misin? Lütfen, nerede gösterir misin sanat eserlerini? Birincisi bu. Tamam. İkincisi bu. Evet.
Bakın altında yazıyor. Altın. Bir de bunu verelim. Çok güzel sanat eserleri üretmişsin. Onda zaten Süper Sufi'nin sesi var. Değil mi? Senin logon. Bundan 10 bin yıl sonra insanlar bunları görünce yok uzaylılar geldi, yok bunlar dünyamızı ziyaret ettiler, aslında gelişmiş bir medeniyet vardı eskiden falan diyecekler. Oysa her şey bir çadır kampındaki aktiviteden ibaretti. Niye beklemiyorsun? Bari sen şöyle bana göster. Tanıştır sanatçımız. Bu benim olacak. Yok daha neler. Şimdi akşam yemeği hazırlıkları devam ediyor galiba. Evet. Akşam yemeğini incir yaprağı mı yiyeceğiz? İncir yaprağında sardalya yiyeceğiz. İncir yaprağında sardalya yiyeceğiz. Evet. Bunlar incir yaprağı mı? Bunların sardalya olduğunu eminim ama. Bunlar bağ yaprağı da hanımefendi incir yaprağında yapıyoruz. Daha getireyim mi? Getir dışarı kimden getir madem. Karakterleri yaparken geometrik şekillerden ilham alıyoruz, tamam mı? Benim ardımdan şekli yapabilirsiniz. Bir daire çizin. Bakalım. Herkes çizdi mi arkadaşlar? Ağız olmalıyız. Şimdi gözlerini yapmaya başlayacağım. Burnu için şimdi diğer gözünü çizeceğim. Herkes yaptı mı burnu? Evet. Tamam mı? Yaptım. Cadı olduğu için biraz da komik bir cadı olsun istiyorum. Bir gözü yukarı bir gözü aşağı baksın istiyorum, tamam mı? Şöyle yapıyorum. İsterseniz öyle olur ama ben burada böyle yaparsınız daha komik olabilir diye sizdeki kulaklarını biraz aşağı doğru sarkık yapıyorum. Ben çok şey çizim. Suratı tamam. Biraz da gözün etrafına biraz saçlarını yapmak istiyorum. Yavaş yavaş saçlarına geçiyorum. Ya bu biraz şimdi beraber de neyi nasıl çizebileceğimizle alakalı. Yine doğru. Birleştirdim. Nasıl ayrıntılandırabiliriz? Duvardaki çadır. Bakın ayakkabısına tokalar ekleyebilirim. Biraz şapkasını eskitmek istiyorum. Yani eskitmek derken şapkasının üstüne böyle çizgiler ve kırışıklıklar. Şapkası biraz eski olsun. Evet. Çünkü bu 100 yıllık bir cadı sonuçta yani. Ben ne yapacağım oraya söyleyeyim mi? Size kalmış arkadaşlar. Aynen. Çıtadan bazı ikiydi. Ne güzel yapmışlar değil mi? Çok güzel. Ben mi güzel? Ben tek başıma yapmaya çalışacağım. Yani ben burada bu işin mantığını size anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Geometrik şekilleri çizerek bu karakterleri oluşturabiliriz. O zaman hocamız için hep beraber bir alkış istiyoruz. Alkış. Bana yok galiba. Şimdi benimki. Hocayı alkışlıyoruz zaten. Benimkine. Çünkü benimki boyu. Seninki de çok güzel olmuş anneciğim. Sadece atıllar görebiliyor. Seninkisi sessizliğin sesindeki beyaz boşluk Sufi. Ben sana şey kampların vazgeçilmez özelliği tabii ki ateşin etrafında söylenen korku hikayeleri. Ama şu anki korkumuz ateşin hiç yanmaması da olabilir tabii. Şimdi iyi bir ateş yakabilmek için tabii ki kuru ota, ateşe ve oksijene ihtiyaç var. Biz burada yine genç ve küçük işçilerimizi kuru ot toplamak üzere görevlendirdik. Onlardan bir tanesi yanımızda. Kuru ot bulabildin mi genç işçi? Çok. Çok mu? Hani nerede? Dur, orada çok vardı. Ve saman gibiydiler. O kadar yani. Ben ayarladım yani. Hatta Harry Potter'ı anlattım. Çok geldi. Evet, oradan çok... çekince gidiyoruz. Aracığım bir yanana kadar hayır, biz çıkın orada. Kes! Aaa! Kıvılcım çıkarttım. Evet. Çarp. Bir şey söyleyeceğim. Kıvılcımların üstüne basın yalnız. Alev almasın atlar. Şöyle. Benim pantolonumun üstünde kıvılcım gelmişti ama geldiği gibi sönmüş. Simyacı, o zaman laboratuvarıma gidip bir gün sonra haber verelim. Biz sonlandırdığımız hatırlarımızda. Ne oldu anlamadım. Patik
Fatih Bey halıyla beraber gelmiş balça. Sonradan bunlar kim simyacıydı? Evet, simyacı bunları karıştırıp Mısır'dan. Ay sonra eve gidince. Evvel zaman içinde kalbur zamanı içinde. Ondan sonra oturdum. O sırada bir abi elinde ateşle geldi. Ortaya bir kelime atacak. O kadar çok severdi, o kadar çok severdi ki onun bir de arkadaşı vardı. Onunla beraber onu bir ateşin olduğu yere kampa götürdü. Kar tanesi nur tanesi gibiydi. O nur tanesinin bir de annesi vardı. Dedi ki annesi, ateşin etrafında olmak, birlikte paylaşmak ne kadar güzelmiş dedi. İyi ki lütfen benim bir parçasıyız dedi. Sonra bir eşek krallığına rastladılar. Eşek krallığı ne? Eşekler yatıyor, insanlar çalışıyor. Bu yüzyıllar önce köyümüzden ayrılıp insanları çalıştırıp daha sonra suya dalan eşek. Eşi ol eşek. Sudan çıkan eşek demiş ki, arkadaşlar insanları çok çalıştırdık ama onlara yazık oldu. Biraz da biz çalışalım. Eşekler ya. Yardım olmalı ya. Nasıl yardım olmalı ya? Yine kadar böyle yıkıyor. Aslı Sultan oldu. Fark etmiş.